Darwinizm ve materyalizm, Abdülhamit döneminde tüm Osmanlı'ya yayılmış, böylece Osmanlı ve İslam alemi parçalanıp dağılmıştır. Abdülmecit döneminde ilk defa bazı tercümelerle Osmanlı'ya giren pozitivist, Darwinist, materyalist dinsiz felsefeler zeminde yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır. Dindar bir insan olan Abdülaziz Han'ın iktidara gelmesiyle birlikte ise bu tek yanlı propaganda durdurulmuştur. Hanlar Hanı Abdülaziz Han, Darwinizmin nasıl bir felaket olduğunu görmüş, Darwinizmin yayılmasına izin vermemiştir. Abdülaziz Han'ın bu ferasetli tutumu bazı çevrelerde ciddi rahatsızlığa sebep olmuş ve bir süre sonra Abdülaziz Han darbeyle devrilip şehit edilmiştir. Abdülaziz Han'ın durdurduğu Darwinist propaganda Abdülhamit döneminde zirve yapmış, Lübnan, Mısır, Suriye, İstanbul başta olmak üzere imparatorluğun dört bir yanında Darwinist, materyalist yazılar, kitaplar, dergiler yayınlanmış, daha da vahimi Darwinizm birçok yerde müfredata dahil edilmiştir. Abdülhamit döneminde, Abdülaziz Han döneminde görevden alınan Darwinist materyalist devlet adamları, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Basın Evi Müdürlüğü, Sadrazamlık gibi hayati konumlara getirilmiştir. Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere eğitim kurumlarının yönetimine Darwinist kişiler atanmıştır. Eş zamanlı olarak başta Mısır olmak üzere Arap dünyasında da dönemin İngiltere'sinin maddi desteğiyle Darwinist kitaplar ve dergiler basılmaya başlamış, El-Eser Üniversitesi adeta Darwinist propagandanın merkezi haline gelmiştir. Abdülhamit'in tahta çıktığı 1876 yılına kadar Arap dünyasında Darwin ve evrim teorisiyle ilgili hiçbir yayın, makale ya da kitap yazılmamış, Arap dünyasında Darwinist propaganda Abdülhamit dönemiyle başlamıştır. Abdülhamit dönemine dikkatlice bakıldığında Osmanlı'yı yıkan Sevr Anlaşması'na uzanan sürecin ardında bu dönemdeki Darwinist materyalist propaganda olduğu görülür. Abdülhamit dönemindeki evrim kitap ve dergilerinden bazıları. Hoca Tahsin Efendi, Tarihi Tekvin yahut Hilkat, Varoluş Tarihi veya Yaratılış, evrimci yazılara yer veren Fen ve Edebiyat Dergisi Marif, materyalist ve Darwinist felsefe yazılarıyla tanınan Servet-i Fünun Dergisi, İstanbul ve Kahire'de yayınlanan Evrimci Felsefe Dergisi İçtihat Mecmuası, Selanik'te yayınlanan Bahçe Dergisi'nde Darwin'in hayatını anlatan yazı, Evrimci İktisat Dergisi, Ulumu İktisadiye ve İçtimaiye, İslam'ı materyalizmle açıklamayı amaçlayan, Peygamberimiz ve İslamiyet hakkında saygıya uygun olmayan ifadeler kullanan Hollandalı tarihçi Reinhard Dozi'nin Tarihi İslamiyet adlı kitabı, tercüme eden Abdullah Cevdet. Abdülhamit döneminin en ünlü Arapça evrimci dergilerinden El Muktataf. El Muktataf, Darwin'in teorisini Arapça olarak anlatan ilk dergidir. Kahire ve Beyrut'ta basılıyor, Irak, İran, Yemen başta olmak üzere tüm Orta Doğu ve hatta Hindistan'a dağıtılıyordu. 1906'da Mısır, Kahire'de yayınlanmaya başlanan Evrimci Et-Diya dergisi. Lübnan'da basılan evrimci dergi Et-Tabib. Kur'an'da evrim olduğu yanılgısını anlatan Hüseyin El-Cisr'in kitabı Hamidiye Risalesi. Bu kitap Abdülhamit tarafından 20 bin adet basılıp dağıtılmıştır. Bişara Zalzal'ın çıkardığı El Beyan dergisi düzenli olarak evrim propagandası yapıyordu. Şemseddin Sami'nin yine İnsan isimli Darwinist kitabı. Beyrut'ta Evrimci El İrfan dergisi. Abdülhamit döneminde Darwinizmin ve materyalizmin yayılması. Osmanlı aydınları arasında evrim teorisini yaygınlaştıranların başında Münif Paşa gelir. Abdülhamit Münif Paşa'yı 1879'da Milli Eğitim Bakanı yapmıştır. Abdülhamit devrinde 1880'de Münif Paşa'nın emriyle Mısırlı evrimci doktor Bişara Zalzal'ın Darwinist Aklın Aydınlanması kitabı çoğaltılarak okullarda ders kitabı olarak okunması sağlanmıştır. Bişara Zalzal bu kitabını Abdülhamit'e ve İngiliz olan Mısır sömürge valisi Lord Cromer'a ithaf etmiştir. Kitabın finansörlüğünü de İngiliz Lord Cromer yapmıştır. Darül Fünun-u Şahane, bugünkü İstanbul Üniversitesi Abdülhamit tarafından açılmıştır. Darül Fünun'un kütüphanesi Darwinist, materyalist hareketin merkezi haline gelmiştir. Darül Fünun'un Abdülhamit tarafından atanan rektörü Hoca Tahsin Efendi, Varoluşun Tarihi veya Yaratılış kitabında kainatın oluşumunu, insan ve diğer canlıların meydana gelişini evrimle açıklamasıyla ve evrimi yaygınlaştırmasıyla ünlüdür.
materyalist felsefeyi benimsediği için Monsieur Tahsin ya da Gavur Tahsin olarak da anılır. Abdülhamit döneminin evrimci Milli Eğitim Bakanı Münih Paşa'nın da yakın arkadaşıdır. Tahsin Efendi, El Eser mezunu evrimci Cemalettin Afgani'yi İstanbul'a getirtmiş ve evrim propagandası yapmasını sağlamıştır. Abdülhamit döneminde Hüseyin el-Cisr'in yazdığı, Darwin'in teorisinin Allah'ın varlığı inancıyla çelişmediğini, evrim teorisinin İslam'a uygun biçimde yorumlanabileceğini iddia eden Hamidiye Risalesi 20 bin basılmış ve dağıtılmıştır. El-Cisr, Halife Abdülhamit tarafından saray hocalığına getirilmiş ve kendisine sultan ödülü verilmiştir. Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizmi savunan bu risale, Türkçe, Urdu ve diğer dillere çevrilip imparatorluğun her yanına dağıtılmıştır. Darülfünun'daki Doğa Tarihi kürsüsünde evrimci Ahmet Mithat'ın yazıları da okutuluyordu. Ahmet Mithat, evrim teorisinin ve sosyal Darwinizmin ilk Osmanlı temsilcilerinden olarak kabul edilir. Bazılarının başlıkları şöyleydi: Adem ve Orangutan, Hayvanatın Hissi, İnsan Tenha Yaşasa Ne Olur? Böylece bugün dahi devam eden tek yanlı Darwinist eğitim sistemi adım adım Osmanlı'da hakim oluyordu. Evrimci Ahmet Mithat'ın İnsan Tenha Yaşasa Ne Olur yazısının konusu, insanın sözde tamamen hayvani bir geçmişe sahip olduğu, zamanla gelişerek bugünkü düzeye ulaştığı, bir bebeğin hayvanlar arasında yaşaması durumunda tamamen hayvani özellikler göstereceği yanılgılarıydı. Ahmet Mithat'ın okullarda okutulan İntikam başlıklı makalesinde ise vahşiliğin sözde insanın doğası gereği olduğu, yani sosyal Darwinizm anlatılıyordu. İntikam bir nevi hakkaniyet ve adaleti vahşiyanedir. Bu halde doğamızın özünde olan kötü davranışların bize zarar vereceğini nereden çıkarırız? Tüm bu sapkın ve Kur'an'a uygun olmayan düşünceler yeni yetişen neslin zihinsel olarak tahrip olmasına, manen çökmesine sebep olmuştur. Abdülhamit tahta çıktıktan sonra ise Ahmet Mithat Efendi'yi İstanbul'a çağırmış ve kendisine Tercüman-ı Hakikat gazetesini kurdurtmuştur. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde Osmanlı'nın ünlü Darwinist yazarları Ahmet Cevdet ve Ahmet Rasim gibi yazarlar da düzenli olarak evrimci makale yayınlamışlardır. Ayrıca Abdülhamit, Ahmet Mithat'ı Matbaa-i Amire'ye, devlet basım evine müdür olarak atamıştır. Abdülhamit döneminde tabip Hayrullah Efendi'nin İnsanın Satığı, Arzda Sureti İntişarı, İnsanın Meydana Çıkışı ve Yaratılışı yazısı okullarda en çok okutulan evrimci yazılardan biriydi. Yazıda insanın tarihinin Hazreti Adem'le başlayan anlatımının dışında sözde bilim gözüyle, yani evrimle anlatımı yapılması gerektiği anlatılıyordu. Abdülhamit döneminde tıbbiyede yetişen Abdullah Cevdet, dönemin ünlü Darwinist materyalistlerinden biriydi. Yazdığı onlarca makale ve kitapta Darwinizm ve ateizm propagandası yapan Abdullah Cevdet'i Abdülhamit Viyana elçiliğine atamıştır. Abdullah Cevdet aynı zamanda sosyal Darwinisttir. Abdullah Cevdet'in yanılgılarına göre bir toplumun ilerlemesi ve medenileşmesi için o toplum içinde kafatası büyüklükleri ortalamanın üstünde olan bir grubun olması yeterlidir. Toplumların birbirlerine üstünlüğünü de kafatası büyüklükleri oranı belirleyecektir. Abdullah Cevdet, Amerika'dan ve Avrupa'dan damızlık erkekler getirip ırkımızı, yani Türkleri ıslah etmemiz gereklidir demiştir. Milletimizi tenzih ederiz. Abdullah Cevdet'in çok sayıdaki evrimci yayınlarından biri de İslam alimleriyle biyolojik materyalist filozofların fikirlerini bağdaştırmaya çalıştığı Fünun ve Felsefe adlı kitabıdır. İlk Türk materyalistlerinden biri de Abdülhamit döneminde eserler yayınlamış olan Beşir Fuat'tır. Beşir Fuat 1883-1887 yıllarında tam 14 kitap ve 200'den fazla makale yazdı. Osmanlı aydınlarına Darwinist, pozitivist, materyalist, batılı düşünür ve yazarları tanıttı.